Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi kocaman bir kutu açacağız. Bu da ne oldu? Zaten yayınlarıma sık sık gelenler gayet iyi biliyor ki gerçekten çok kötü durumda bir koltuk kullanıyordum. Berbat bir koltuk kullanıyordum. Sağ olsun Rampage Girl dedi ki, ya dedi, koskoca hangi onura dedi, böyle dandik bir koltukta dedi oturmak yakışır mı dedi. Ve sağ olsunlar bize Rampage'in KLR64 Onyx oyuncu koltuğunu gönderdiler. Şimdi sizlerle birlikte kutu açılışını yapacağız, kurulumunu yapacağız ve sonrasında da bir bakacağız rahat mı, nasıl, kaliteli mi falan filan detaylarına bakacağız. Hadi şimdi hızlıca kutu açılışına geçelim. Çünkü ben de inanılmaz derecede heyecanlıyım. Hemen buradan bıçağımı aldım. Hemen bantlı kısımlarından şöyle kesiyoruz. Umarım koltuğa zarar vermemişimdir. Tabii ki de vermedim. Hop, buradan açtık, buradan açtık. Oo, bayağı bantlamışlar ya. Bir de var ya, arabaya zor sığdırdık. Şöyle kutumuzu açtığımızda içerisinden bir sürü bir şeyler çıktı. Şöyle biraz alacağım. Gördüğünüz gibi şimdi sırasıyla isterseniz bir kutunun içerisindekilere bakalım. Bir adet boyun yastığı geldi. Bir adet bel yastığımız geldi. Bunları şöyle koltuğun üzerine ayırıyorum. Lucy'cim kusura bakma, seni de rahatsız ediyorum ama. Hemen burada yıldız ayağımız geldi. Buna yıldız ayak deniyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen şöyle poşetlerimden de çıkartarak tek tek ayırıyorum. Şöyle bunu da yere koyuyorum. Gayet bir şey değil mi? Gayet muntazam ve güzel paketlenmiş. Şurada bir kutumuz var. Bu kutu içerisinde muhtemelen vidalar falan filan zartut vardır. Onlara bakacağız. Ve tabii ki de burada koltuğumuzun sırtlığı yer alıyor. Hemen şöyle koltuğu alalım onu da. Ve sonrasında da koltuğumuzun alt bölümü geliyor. Bunu nasıl çıkartacağız ya? Bıçak ile dayı, bıçak ile. He, doğru la. Ya ben bu tür şeyleri açarken bıçak kullanmaktan çok korkuyorum. Sanki böyle şey koltuğa değdirecekmişim de yırtacakmışım gibi hissediyorum. Şöyle açtık. Koltuğumuzun altı. Güzel güzel, nice. Gördüğünüz gibi buralar bantlanmış vaziyette. Ya bir şey diyeceğim, bu taze kokuyu çok seviyorum ya. Kolçakları çıkarttık. Evet. Buradaki bütün çıkartılması gereken jelatinleri çıkarttık. Bunu da şöyle Lucy'cimin yanına doğru koyuyorum. Lucy'cim kusura bakma. Sonra buradan çıkarları Lucy kutunun içerisine alıyorum. Ve kutuyu şöyle yolluyorum. Evet, bir tane de şimdi şöyle küçük bir kutumuz vardı. Bu küçük kutuyu da şimdi şöyle açalım. Bakalım küçük kutumuzun içinden de ne çıkacak. Güzel amortisörümüz, ayaklarımız, kapaklar falanlar filanlar. Gayet iyi. Good job. Şimdi zaten gördüğünüz gibi kutu içerisinden kurulum kılavuzu çıktı. Buradan detaylı bir şekilde kurulumlarını izleyebilirsiniz. Şimdi biz Bekir'le beraber kuruluma geçiyoruz. Kurulum esnasını da hızlandırılmış bir şekilde sizlere göstereceğiz. Kurulum sonrasında da testini ve genel yorumumu sizlere belirteceğim. Koltuğumuzu hızlı bir şekilde kurduk. İlk hissiyat olarak gayet kalitesi beni tatmin etti. Şimdi sizlerle birlikte son olarak boyun ve bel yastığını takmak istiyorum. Bu son noktayı da sizle beraber koyalım istedim. Hemen boyun yastığımızı şu aradaki boşluklardan geçirerek takıyoruz. Bel yastığımızı da hemen böyle gördüğünüz gibi çıt çıtları var. Bel yastığımızda yine aynı deliklerden öncelikle alttan geçiriyoruz. Ve sonrasında hemen üstten ilk önce sol tarafı alıyorum. Omuz ve bel yastığımızı da gayet güzel bir şekilde yerine oturttuk. Ve şöyle oturduğumda, oh be, şöyle biraz sırtımı dikleştireyim.
Yani eski koltuğundan sonra tam bir kral koltuğu. Biraz koltuğumuzun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. En önemli özelliklerinden biri 3D hareketli kollarının olması. 3D hareketli kol ne diyecek olursanız eğer, gördüğünüz gibi şöyle öne doğru ittiğimde ve geriye doğru ittiğimde ön ve arkaya göre ayarlayabiliyorum. Aynı zamanda içe ve dışa göre ayarlayabiliyorum. Ve bunun haricinde de şuradaki düğme yardımıyla aşağı ve yukarı ayarlarını rahatlıkla yapabiliyorum. Bu da tamamen oturma pozisyonunuza ve koltuğunuzu kullanma ergonominize göre dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Demin de sizlerle birlikte montelediğimiz boyun ve bel yastıkları da konforunuzu gayet arttırıyor. Ve bunun haricinde gördüğünüz gibi sırt mekanizması 180 dereceye kadar yatıyor ve kalkıyor. Bu da tabii ki de bunun üzerinde uyumayacağınıza göre gayet yeterli bir yatış derecesi diyebilirim. Tabii ben ne kadar böyle desem de Bekir'de de aynı koltuktan var. Ne zaman odasına gitsem adam 180 derece yatırmış uyuyor. O da ayrı bir konu tabii ki de. Aynı zamanda sünger yapısına baktığımızda dökme kalıp süngerler kullanılmış. Dökme kalıp süngerlerle beraber suni deri de üzerine giydirildiği için çok bir terleme yapacağını düşünmüyorum. Ama şöyle hani ben çok terleyen biriyim. Eski koltuğum beni çok fazla terletiyordu. Suni deri ve dökme kalıp süngerler biraz daha nefes alabilen bir yapıya sahip olduğu için terletme ihtimali biraz daha düşük gibi geliyor bana. Bunu tabii ki uzun dönem kullandıktan sonra, tecrübe ettikten sonra görmüş olacağım. Amortisör kısmına geçtiğimizde tabii ki de yükselebilen ve alçalabilen bir amortisör yapısı var. Class 3 amortisör olduğu için gayet sağlam ve uzun yıllar sizi götürecek gibi gözüküyor. Ayak kısmına baktığımızda ayakların materyali poliamid bir materyal olduğu için gayet dayanıklı ve sağlam bir şekilde bizleri karşılıyor. Şimdi genel olarak tabii ki oyuncu koltukları tamamen kişiye özel ve konfora dayalı olduğu için Rampage'in official sitesinde de belirttiği gibi 1.80 boy ve maksimum 120 kilo ağırlığa kadar taşıyabiliyor. Biz şimdi zaten sizlere ben bunları anlatırken arka tarafta stoklar oynuyordu. Bir zayıf ve bir kilolu olarak. Bekir 1.80-70 kilo ağırlığında, ben de 1.75 boyundayım ve 93 kilo ağırlığındayım. Zaten stoklarda da aradaki farkı gayet göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Rampage KL64-10X'in hem kurulumunu hem kutu açılımını hem de teknik detaylarına gayet güzel bir şekilde değindik. Sizler de eğer bu ürünün detaylarına bakmak ve satın almak isterseniz açıklamalar kısmına linki bırakıyoruz sizler için. Oradan bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.